Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bugün sizlerle inşallah iman kardeşliği, İslam kardeşliği, bu manaları bir nebze değerlendirmeye gayret göstereceğiz. Cenab-ı Hak hepimizi Kur'an'ın nurlarına ve sırlarına mazhar eylesin. Üç türlü kardeşlikten söz edebiliriz. Bunlardan bir tanesi kevni kardeşlik. Kainat çapında bir kardeşlik. Çünkü bütün varlıkları Allah yarattı. Bu noktada biz kainata bir mehdi uhuvvet nazarıyla bakıyoruz. Ve bütün varlıklarla bir derece sıla-i rahmimiz var. İkinci olarak insaniyette kardeşlerimiz. İnsani kardeşlik. Malum bütün insanlar Hazreti Adem'e dayanıyor. Böyle olunca dünyanın her tarafındaki insanlarla hangi ırk, hangi renk, hangi milletten olursa olsun bir nevi kardeşliğimiz var. Bir de hususi olarak imandan gelen bir kardeşlik. Buna da iman kardeşliği adını verebiliriz. Bugün ağırlıklı olarak bunun üzerinde duracağız zaten. Ve bu Kur'an-ı Kerim'de Hucurat Suresi'nde innemel mu'minuna ihvetun, müminler ancak kardeştir, bu ayete dayanan bir mana. Bunu ana hatlarıyla böyle ifade ettikten sonra birinci kardeşlikle alakalı kevni kardeşlik, şunu ifade edebilirim. Allahu haliku kulli şey, Allah her şeyin yaratıcısıdır. Böyle olunca güneşi yaratan kim ise bizi yaratan da o. Güneşle de bir derece bir kardeşliğimiz var. Daha diğer varlıklarla bir şekilde kardeşliğimiz var. Böyle olunca bütün kainatla evrensel bir kardeşlik bir nevi söz konusu. Bayezid Bistami ile alakalı bir olay anlatılır. Bir gün Bayezid Bistami yanında bazılarıyla bir yere doğru gidiyor. Giderlerken İleride bir köpek görüyorlar. Beyazlı Bistami köpeğe doğru dikkatle bakıyor. Köpek de ona dikkatle bakıyor. Bir miktar sonra Beyazlı Bistami ağlamaya başlıyor. Etrafındakiler şaşırıyorlar. Efendim ne oldu, sizi ağlatan nedir? Beyazlı Bistami diyor ki köpeğin sözleri beni ağlattı. Diyorlar biz bir şey duymadık. O diyor ben duydum. Bana diyor bakışlarıyla köpek şunu söyledi. Ey Beyazıt, insan olarak kendini büyük görme, hayvan olarak da beni küçük görme. Çünkü seni de Allah yarattı, beni de. Yani bu noktada hakikaten kainat çapında bir kardeşlik söz konusu. Böyle olunca hani kardeş kardeşe kötülük yapmaz, bizim kainatta hiçbir varlığa bir kötülüğümüzün olmaması gerekir. İşte çevre bilinci falan diyorlar ya, o noktada insan bu hassasiyetle hareket etmeli ve diğer varlık kardeşlerini incitmemeye çalışmalı. Nesebi kardeşini incitmediği gibi, iman kardeşini incitmediği gibi kainattaki diğer kardeşlerine de hürmetle bakmalı. Ve kamil zatlar, büyük zatlar, arslanlarla arkadaşlık yapanlar var. Bir nevi kardeşlik var ya, elbette o vahşi hayvanların da kendilerine göre bir takım duyguları var. Bu gibi belli bir noktaya gelmiş olan zatlar onlara çok hoş duygularla bakabildiğinden diğeri de bunu algılıyor ve herhangi bir zararı olmuyor. Tabi herkesin bunu denemesi uygun düşmez de ama belli makamda bazıları bunun örneklerini hayatlarında görmüşler ve göstermişler. İkinci olarak Hazreti Adem'den gelen bir kardeşliğimiz var. Bu noktada bütün insanlar birbirinin kardeşi. Bunu Hucurat suresinin son sayfasında şu ayetten takip edebiliriz. Ya eyyühennâsu, Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Ey insanlar, inna halaknâkum min zekerin ve unsa, biz gerçekten sizleri bir erkek ve bir kadından yarattık. Ve cealnâkum şuûben ve kabâile lite'arafu, birbirinizi tanımanız için sizleri milletlere, kabilelere böldük.
İnne ekramekum indallah etkakum. Şüphesiz Allah katında en itibarlınız, en müttaki olan, en takva sahibi olanınızdır. İnne Allah'a alimun habir. Şüphesiz Allah alimdir, habirdir. Yani her şeyi bilen, her şeyden haberdar olandır. Askerde Orta Doğu Teknik mezunu bir asker arkadaşımız değişik sorular zaman zaman bize soruyordu. Ateist fikirleri olan birisiydi. Bir gün bana dedi ki, hocam dedi, senin hiç zenci arkadaşın oldu mu? Ben de yok dedim, olmadı. Hakikaten o güne kadar bir zenciyle arkadaşlığım olmamıştı. Daha sonra oldu da ama o tarihe kadar yoktum. Dedi benim vardı, ODTÜ'de bazı zencilerle beraber okuduk. Bunlar dedi çok farklı insanlar. İşte saçları kıvırcık, tipleri farklı, renkleri simsiyah. Kutsal kaynaklarda ilk insan Hazreti Adem olarak anlatılıyor. Hazreti Adem'i beyaz kabul etsek, acaba zenciler için başka bir Adem mi var? Onlar başka bir yerden mi geldiler? Dedim ki, sadece renk farklılığından dolayı başka bir Adem aramak gerekmez. Mesela bir fabrika bir takım otomobiller üretiyor, otomobil fabrikası. Bunlara değişik renklerde vuruyor. Kimini beyaz, kimini siyah, kimini kırmızı, kimini sarı, kimini yeşil yapıyor. Bu böyle mi? Evet, böyle. İşte Allah-u Teala da insanlık aleminde renkliliği murad etmiş. Adem ve Havva'nın torunlarına bölgelere göre, iklim şartlarına göre, oranın durumuna uygun bir şekilde farklı özellikler vermiş ve bu şekilde ırklar, kabileler, milletler ortaya çıkmış. Tabi bu kader ilahinin bir tensibi. Allah böyle murad etmiş. Malum genetik ilminde insanın bir takım karakterleri, işte baskın olanlar var, çekinik olanlar var. Ve insan bu karakterlerini anne babadan alıyor. Bir kısmı ortaya çıkmıyor ama bir kısmı galip karakter olarak ön plana çıkıyor. Öyle anlaşılıyor ki Hazreti Adem ve Havva'nın genetik yapısında bütün ırkların özellikleri vardı. Siyah, beyaz, kırmızı neler varsa hepsinin özellikleri vardı. Ama bunlar zaman içerisinde belli coğrafyalarda, belli bölgelerde daha baskın hale geldi. Ve bir ırk özelliği olarak devam edip geldi. Günümüzde de bu yine devam etmekte. Yoksa yani sadece bir renk farklılığından dolayı acaba zencilerin farklı bir Adem'i mi var? Çinlilerin farklı bir Adem'i mi var? Daha başka milletlerin farklı Adem'i mi var demek gerekmez. Zaten bu Allah-u Teala'nın sanatında gayet net bir şekilde gördüğümüz bir durum. Allah-u Teala sanatında renkliliği esas almış. Mesela aynı toprakta yan yana bitkiler aynı topraktan gıdasını alıyor ama renkler çok farklı, rengarenk. Bir papatya, bir lale, daha bir başkası. Bunların her birisinin renkleri farklı farklı. Hepsi aynı toprakta ama renklerde farklılık var. Hatta aynı bitki, aynı bitkinin yaprakları farklı, çiçekleri farklı, meyvesi farklı. Hatta aynı papatyanın işte değişik renkleri olduğunu da veya lalenin değişik renkleri olduğunu görebiliyoruz. Lalenin sarısı sarı olanı da var, kırmızı olanı da var ama yine lale diyoruz. İnsan da aynen bunun gibi. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Adem'in yaratılışı anlatılırken onun min sülaletin min tîn, çamurdan bir kulasadan yaratıldığı ifade edilir. Ve bu meyanda şu hadis-i şerifede yer verilir. Allah-u Teala Hazreti Adem'i yaratmayı murad ettiğinde Cebrail aleyhisselama bana demiş yeryüzünün topraklarından getir. Cebrail aleyhisselam da yeryüzünün İşte beyaz, siyah, kırmızı, sarı, değişik özellikteki topraklarından getirmiş. Allah-u Teala, hani mecazen söylüyorum, kudret eliyle bunu şekillendirmiş. Önce bir heykeli yapar gibi adeta, heykelin bir tasviri gibi. Onları böyle yoğurarak, tabir yerindeyse, şekillendiriyor. Ardından da ona ruh üflüyor. Ve böylece ilk insan yaratılmış ve kendisine hayat ve ruh verilmiş oluyor. Ardından Hazreti Havva yaratılıyor birbirine mukabil ve ondan sonra da bunların dünyaya gönderilmesiyle
nesilleri devam edip gidiyor. Bu nesiller zamanla ırklar, milletler, kabileler şeklinde kendini gösteriyor. Demek ki Hazreti Adem'in hılkat hamurunda ve çamurunda ırkların özellikleri var ve bunlar zaman içerisinde ortaya çıkmış. Bu noktada baktığımızda Kızılderililer bizim kardeşimizdir. Efendim, Çinliler bizim kardeşimizdir. Yani genel söylediğimizde bütün milletler bizim kardeşimizdir. Diyelim ileride gezegenler arası seyahatler olsa dünyadan çok değişik milletlere mensup olan kimseler başka gezegenlere gittiğinde oradakilerle bir görüşme durumları olsa dünyadan gelenlere dünyalı denilecek. Hangi ırk, hangi millet olursa olsun bunlara hemşeri nazarıyla bakılacak. Hakikatta da bu böyle zaten. Bütün insanlar birbirinin kardeşi durumunda. Günümüzde Araplarla Yahudiler arasında çok ciddi bir mücadele var ve bir düşmanlık var. Yahudilerle belki İslam alemi çapında da denilebilir buna. Araplar komşu olduğundan daha belirgin onlarda. Halbuki tarihin biraz köklerine indiğimizde Araplarla Yahudilerin kardeş olduklarını görüyoruz. Hazreti Adem'e varmadan daha yakın bir dönemde işte Hazreti İbrahim, çocuklarından birisi Hazreti İshak, bir başkası Hazreti İsmail. Hazreti İshak'ın oğlu Hazreti Yakup ve Hazreti Yakup'un 12 tane evladı, İsrail oğulları deniyor bunlara, Beni İsrail. Yahudiler buradan geliyor. Hazreti İsmail Arapların atası ve Araplar da oradan geliyor. Yani amca çocuğu, bu manada baktığımızda amca çocuğu. Bazı tarihçiler Hazreti Nuh zamanındaki tufandan hareketle bütün şu anda dünyadaki insanların Nuh'un torunları durumunda olduğunu söylerler. Ve Hazreti Nuh'a da belki bu açıdan Adem-i Sani denilir. İkinci Adem. İşte Ham, Sam, Yafes çocukları varmış. İşte Ham'dan şunlar gelmiş. Sam'dan Araplar, Yahudiler gibi. Yafes'ten Türkler ve benzeri bazı milletler gelmiş. Böyle anlatılır. Bu biraz su götürür bir şey. Şu noktadan su götürür bir şey. Hazreti Nuh'un gemisinde sadece Nuh'un 3 oğlu yoktu veya 4 oğlu yoktu. Nuh'un gemisinde başkaları da vardı. Böyle olunca şu andaki insanları sadece Nuh'un 3 oğlundan gelmiş kimseler gibi görmek o yanlış olur. Irkları oraya dayandırmak yanlış olur. Başkaları da vardı. Ama böyle bir gayrete de lüzum var mı? Bence böyle bir gayrete de lüzum yok. Biraz daha hemen öne gitsek hepimizin orada bir ve beraber olduğu görülüyor. Kesretin mebdeyi vahdet. Şu anda çok ırklar, milletler var ama işin köküne indiğimizde Hazreti Adem ve Havva. İşte ikinci bir kardeşlik ciheti beşeriyette kardeşliğimiz. Bütün insanlar birbiriyle kardeş. Üçüncüsü ise iman noktasındaki kardeşlik. Ve Kur'an-ı Kerim'de Hucurat Suresi'nde ikinci sayfada innemel mu'minuna ihve. Müminler gerçekten kardeştir. Bu ayet imandan gelen bir kardeşliği bize ifade ediyor. Hatta innema ancak manasına geldiğinden ancak müminler kardeştir. Hakiki kardeşlik onların kardeşliğidir. Bu noktada bir vurgu da var. Mesela nesebi kardeşlik vardır. Nesebi kardeşler, ana baba bir kardeşler, hatta ikiz olanlar bile gün olur problem yaşayabilirler. Hatta birbirlerine düşman olabilirler. Ama velev farklı ırklardan da olsa imandan gelen kardeşlik insanları sıkı bir şekilde bir araya getirir ve birbirine bağlar. Bu noktada İslam tarihinin ilk dönemlerine baktığımızda konunun çok güzel örneklerini görmekteyiz. Evvelinde Arap toplumunda, cahiliye Arap toplumunda, o bedevi toplulukta unsuriyetperverlik vardı. Irk ve kabileyi ön plana çıkarmak, belli kabilelerin daha üstün olduğunu kabul etmek, diğerlerini bunlara hizmetkar gibi görmek anlayışı vardı. Bu noktada Kureyş en önde gelen bir kabile kabul ediliyordu. Diğerleri de bunlara göre daha ikinci, üçüncü derecede bir nevi bir kast sistemi Araplar arasında bulunmaktaydı. Aralarındaki münasebetler buna göre oluyordu. Ama İslamiyet geldi ve İslamiyet'in
en köklü yapmış olduğu değişikliklerden birisi bu noktalarda oldu. Yani müminlerin kardeş olması ve üstünlüğün falan milletten falan ırktan olmaya göre değil de takvaya göre olduğu, bu manalar kuvvetli bir şekilde vurgulandı ve bunun fiili örnekleri de gösterildi. Mesela fiili örneklerinden derken Selman-ı Farisi, İranlı birisi, köle ama Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en yakınlarından. Hatta öyle ki onun bulunduğu bir mecliste işte herkes atalarından bahsediyor. Ben falan oğlu filan oğlu filan. Onlar da yaygınmış. Araplarda böyle bir müfahere, nesebiyle övünmek yaygın bir şeymiş. Herkes böyle söylüyor. Sıra Selman-ı Faris'e geldiğinde o Müslüman olmayan aba ecdadını saymak yerine ben İslamoğlu Selman'ım diyor. İslamoğlu Selman. Yeni bir kavram getiriyor. Ben İslamoğlu Selman'ım. Sıra Hazreti Ömer'e geliyor. Hazreti Ömer diyor ki istesem ben şerefli ecdadımı burada tek tek sayabilirim. Ama ben de Selman kardeşimiz gibi söylüyorum. Ben de İslamoğlu Ömer'im diyor. Olay Peygamberimiz tarafından duyulunca Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Selman-ı Farisi'ye özel bir iltifatta bulunmuş. İranlı olan, Arap olmayan bu kişiye Peygamberimiz şöyle iltifat etmiş. Selman-ı minna min ehlil beyt. Selman bizdendir. Hane halkımızdandır. Ehli beyttendir. Ehli beyt hane halkı anlamında ve hasaten Peygamberimizin mübarek nesliyle alakalı kullanılan bir ifadedir. Mecazen Peygamberimiz Selman-ı Farisi'yi Ehli Beyt'e bu şekilde dahil ediyor. Ve onure ediyor, gönlünü alıyor ve o şekilde çok güzel bir ölçüyü ifade buyuruyor. Öte yandan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuş. El-İslamiyye cebbet el-asabiyyetel cahiliyye. İslamiyet cahiliye ırkçılığını kökünden kesip atmıştır. La farga beyne abdin habeşiyyin ve seyyidin kureyşiyyin izâ esleme. Müslüman olduklarında Kureyşli bir efendi ile Habeşli bir köle arasında fark yoktur. İşte Bilal-i Habeşi, Habeşli bir köle, simsiyah bir insan, derisi simsiyah ama içi pırıl pırıl, bembeyaz tabiri caizse, böyle bir insan. O da bir köle ama İslamiyet'le böyle bir şeref kazanıyor. Şu anda da müezzinler böyle cumalarda falan söylerler. Pirimiz Bilal-i Habeşi diye. Bilal-i Habeşi'nin ismi hasaten cumalarda böyle geçer. Ve Seyyidina, Efendimiz şekliyle ifade edilir. Efendimiz Bilal. Gerçekten de Bilal-i Habeşi siyahi bir köle olmakla beraber o günün toplum şartlarında siyahlar dışlanmış olmakla ikinci, üçüncü derecede, belki dördüncü derecede kabul edilmekle beraber Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam onu en yakınlarına kadar alıyor ve rengine göre değil, onun iman cevherine göre muamele ediyor. Süheyb-i Rumi, işte Rum asıllı, Peygamberin yakınlarından. Bu manada baktığımızda İslamiyet'te gerçekten bir evrensellik var. Allah'ın gönderdiği din olarak, Allah'ın gönderdiği şekliyle Yahudilikte ırkçılığın olması söz konusu olamaz. Ama mevcut Yahudilikte bir nevi ırkçılık da var. Onlara göre Allah insan olarak Yahudileri yaratmış, diğerlerini onlara hizmetkar yaratmış. Bu tamamen çarpık bir mantık. Hakikati, realiteyi ters yüz eden bir bakış. Allah'ın kelamı böyle olamaz. Kur'an-ı Kerim onların bu görüşünü de bize anlatıyor. Ve onlar diyorlarmış ki ümmileri aldatmakta bize herhangi bir vebal yoktur. Yani kendi aralarında birbirlerini aldatmayacaklar ama ümmi tabir ettikleri Arapları aldatmak onlara göre bir kar gibi. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de işte hak haktır, büyüğüne küçüğüne bakılmaz. Hangi milletten, hangi ırktan olursa olsun herkesin kendine göre bir takım hakları var. Bu noktada tahşidat yapılıyor. Bunları ifade eden sonra iman kardeşliği ile alakalı Hucurat suresinde 6. ve 10. ayetler arasında
epey önemli mesajlar verilmiş. Ben bir bütün halinde bu bölümü sizlerle paylaşmak istiyorum. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. Yani burada ya eyyühel Arap diye bir ifade yok. İlk muhataplar Arap. Peygamberimiz Araplardan. Ama hitap bütün insanlığı kuşatacak şekilde ey iman edenler. Bütün iman edenleri içine alan bir ifade. Peygamberimiz dönemindekiler de buna dahil. Şu anda iman eden kimseler olarak bu da yine bu zamandaki insanlar da buna dahil. Buna pek girmezden önce diğerinin bir temimi olarak şunu da ifade edeyim. Evrensellik noktasında. Malcolm X duymuşsunuzdur. Amerikalı zenci Müslümanlardan. Hareketli bir insan, bir dava adamı. Evvelinde pek çok günahlara da girmiş. Hapse de düşüyor. Hapishanedeyken bir arayış içerisinde ve İslam'ı tanıyor. Müslüman oluyor. Ancak onun Müslüman olması başlangıçta daha çok beyazlara tepki olarak ve beyaz ırka karşı kalbinde kin, nefret var. Onlara mukabil ne olabilir? İşte çevresinde Müslümanlar olunca ben de Müslümanım diyor. Ama İslam'ın hakikatini henüz o kadar öğrenebilmiş değil. Hapisten çıkıyor. Başlangıçta biraz ırkçı görüşlerle, siyah ırkı ön plana çıkaran görüşlerle İslam'ı anlatırken derken hacca geliyor. Hacda orada Birleşmiş Milletler gibi dünyanın her tarafından hemen hemen her devletten gelenler var. Siyah ırk da orada, beyaz ırk da orada, Çin'den gelenler orada, Hint'ten gelenler orada, Türkiye'den gelenler orada, Avrupa ülkelerinden gelenler orada. Bu manzarayı görünce kendisindeki ırkçı görüşler eriyor. Hanımına yazdığı mektupta demiş ki, belki de inanmakta zorlanacaksın. Ben şu anda sarı saçlı, mavi gözlü Müslüman kardeşlerimle oturuyor, sohbet ediyorum. Onlarla beraber yemek yiyorum. Halbuki evvelinde bu hayal edemediği bir şeymiş. Hacda temizlenmiş olarak epey bir değişiklik oluyor kendisinde. Döndüğünde ırkçı fikirlerden sıyrılmış birisi olarak gerçek İslamiyet'i Amerika'da anlatıyor. Amerika'da özellikle zenciler arasında İslam'ın yayılmasına bayağı emekleri geçiyor. Allah rahmet eylesin. İşte ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, Arapları da içine alır. Arap olmayanları da, zencileri de, hepsini içine alan bir ifade. İnce'ekum fasikun binebe'in, eğer bir fasık size bir haber getirirse, fetebeyyenu, araştırın. En tusibu kavmen bi cehale, yoksa bilmeden bir kavme sataşırsınız. Fetusbihu ala ma faaltum nadimin, ardından da yaptığınıza pişman olursunuz. Yani Müslümanlar, evet, hepsi ehli iman. Şu anda dünyada dünya nüfusunun dörtte biri veya beşte biri Müslüman. Ama şu da bir realite ki, Müslümanlar arasında fitne uyandırmak isteyen epey kimseler de var. Hem ülkemizde hem başka yerlerde. Böyle olunca Müslümanlar birbirine düşürülmeye çalışılıyor. Ve tarih boyunca da benzeri oyunları oynamaya çalışanlar olmuş. Günümüzde de yine rahat durmuyorlar. İçten ve dıştan aynı Allah'a inanan, aynı dinin mensuplarını karşı karşıya getirmek isteyenler var. Ve bunun için de bir takım fasıklar devrede ve bunlar yalan haberlerle ortada dolaşıyor. İşte bu şekilde yalan bir haberle bir fasık gelecek olursa fetebeyyenu, araştırın. Mesela diyelim İslami cemaatler var. İşte falan cemaat sizin hakkınızda şöyle diyor. Bir tarafa haber götürülse, diğer tarafa da başka türlü cemaatleri birbirine düşürebilirler. Nitekim düşürmek için de bayağı gayret sarf edenler var. Bu durumda araştırmak lazım. Hakikaten böyle mi değil mi? Yoksa diyor onlara sataşırsınız, aranızda bir çatışma olur ve yaptığınıza da pişman olursunuz. Peygamberimiz döneminde bazı olaylar olmuş. Bunun üzerine zaten ayet nazil oluyor. Ama biz bunları değerlendirirken sadece belli bir dönemin bir olayı olarak değil de bütün dönemlere hitap eden evrensel bir hitap olması noktasından değerlendiriyoruz. Zaten kitaplarda da, usul kitaplarında şöyle denilmiştir. Sebebin nüzulün hususiliği hükmün umumi olmasına
engel değildir. Yani ayet herhangi bir olay münasebetiyle inmiştir. Bu doğru. Ama ayetin hükmü onunla sınırlı değildir. Benzeri bütün olaylara bir cevap niteliğindedir. Peygamberimiz devrinde de bazı yanlış anlamalardan meydana gelen bazı olaylar olmuş. O olaylar münasebetiyle bu ayet nazil olmuş. وَعْلَمُوا اَنَّ ف۪يكُمْ رَسُولَ اللّٰهِ Bilin ki aranızda Allah'ın Resulü var. Yani Allah'ın Resulü içinizdeyken böyle şeyler olmamalı. Ve mesela Ensar kendi içinde iki grup halinde Medineli Müslümanlar, Evs ve Hazreç. Bunlar daha evvelinde 100 yıl devam eden bu as harpleri yaşamışlar. İki taraf böyle birbirine düşmüş. Böyle 100 yıl boyunca zaman zaman dinlenmişler, kendilerine geldikçe savaşmışlar. 100 yıl devam eden bu as harpleri var. Ancak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye teşrif buyurunca iki taraf da Müslüman oluyor. İslam kardeşliği, iman kardeşliği manasını bunlar yaşıyorlar. Evvelinde bir uçurumun kenarındayken Peygamberimizin getirdiği esaslar çerçevesinde gerçekten sıcak, samimi, dost, kardeş haline geliyorlar ve o 100 yıl savaşlarını unutuyorlar. Ancak bir gün Şas bin Kays isimli bir Yahudi böyle Evs ve Hazreç delikanlılarının sohbet ettiği bir yerden geçerken gördüğü manzara kendini rahatsız ediyor. Eskiden bunlar birbiriyle dövüşürlerdi, bizim de ne güzel işimize geliyordu diye düşünüyor. Ama şu anda bunlar dost oldu, kardeş oldu. Onların tatlı tatlı kendi aralarında sohbet etmelerinden rahatsızlık duyuyor. Dessas Yahudi zekasıyla düşünüyor. Ne yapabilirim, ne edebilirim? Ve bir Yahudi delikanlıya diyor ki, şunların aralarına bir gir, bir miktar sonra da bunlara eski savaş günlerinden bahset. İşte iki tarafı da methet. Ey Evsiler, sizden ne büyük kahramanlar çıkmıştı şu savaşlarda. Ey Hazreçliler, siz ne büyük kahramanlıklar yapmıştınız gibi. İki tarafı da böyle bir kışkırt diyor. Yahudi delikanlı bunların arasına giriyor ve eski günlerden söz etmeye başlıyor. Bunun üzerine iki taraf arasında yok biz haklıydık siz haklıydınız tarzında bir tartışma. İş alevleniyor, silah silah diyecek duruma geliyorlar. Neredeyse oklarına, kılıçlarına sarılacaklar ve savaşacaklar. Durum Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a iletiliyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hemen oraya koşarak geliyor. Ve ben daha içinizdeyken eski cahiliye günlerine dönmek mi istiyorsunuz? Diyor. Ve çok etkili bir konuşma yapıyor. İki tarafın da aklı başına geliyor. Ve Yahudinin oyununa gelmekten bu şekilde kurtuluyorlar. İşte ve alemu enne fikum Resulallah. Bilin ki içinizde Allah'ın Resulü var. Allah'ın Resulü'nün olduğu bir yerde böyle fitne olmamalı. Peki günümüzde bize bakan yönüyle bu nasıl olur? Eğer Resulullah'ın sünneti bizim aramızdaysa, Resulullah yine aramızda demektir. İçimizde demektir. İçimizde o olduğu sürece, yani toplu vurdukça yürekler, işte top onu sindiremez. Mehmet Akif'in o mealde bir ifadesi var. Yürekler toplu vurduktan sonra, başkaları ne kadar oyun oynarsa oynasın, ne tezgahlar kurarlarsa kursunlar. Olsa olsa ve mekeru ve mekerallah vallahu hayrul makirin o mana tecelli eder. Yani onlar tuzak kurdu, Allah da kurdu. Allah en güzel tuzak kurandır. Yani onların tuzaklarını kendi başlarına geçirendir. Lev yutiyukum fi kesirin minel emr. Eğer peygamber çoğu meselede size itaat edecek olsa, sizin düşündüğünüz gibi hareket edecek olsa lanittum meşakkate düşersiniz, sıkıntıya düşersiniz. Dolayısıyla yani niye bizim keyfimize göre hareket etmiyor demeyin. O elbette en güzelini yapıyor. Velakinne Allahu habbebe ileykumul iman. Lakin Allah size imanı sevdirdi. Yani iman bağı, imandan meydana gelen aralarında kuvvetli bir bağ. Akrabalıktan çok daha öte bir bağ meydana geldi. Mesela Müslümanlarla İngilizler yıldızları pek de beraber gitmemiştir. Birbirine rakip olmuşlardır ve birbirlerine düşman olmuşlardır.
Ama bir İngiliz Müslüman olduğunda belki kendi öz nesebi kardeşimizden bize daha sevimli gelir. Beraber otururuz, sohbet ederiz. Güzel güzel vaktimiz geçer. Veya işte Rusya, İslam alemiyle epey problemler olan bir ülke. Komünizmin de merkeziydi yakın zamana kadar. Ama elhamdülillah şu anda Ruslardan bayağı Müslümanlar var. Buralara da geliyorlar. Rus kardeşlerimiz olarak onları bağrımıza basıyoruz. Ve gerçekten onlara muhabbet ediyoruz. İşte Habbebe ileykumul iman. Allah size imanı sevdirdi. Ve zeyyenahu fi gulubikum. Ve kalplerinizde onu ziynetlendirdi. İman kalbin süsü oluyor. Kalp onunla kıymet kazanıyor. Ve kerraha ileykumul küfra vel fusuk vel isyan. Küfür, fısk ve isyanı da size kerih gösterdi, çirkin gösterdi. Ulaike humur raşidun. İşte bu şekilde imanı seven, kalbinde imanın süslü hale gelmiş olduğu, küfürden, fısıktan, isyandan uzak kalmış olan kimseler, bunlar doğru yolda olan, hak yolu bulmuş olan kimselerdir. Fadlen minallahi ve ni'me. Bu Allah'tan bir fadıl ve lütuf ve bir nimettir. Yani bu Allah'ın bir lütfu, Allah'ın bir nimetidir. Vallahu alimun hakim ve Allah her şeyi bilen ve hikmet sahibi olandır. Ve in taifetani minel mu'minine iktetelu, eğer müminlerden iki taife birbiriyle dövüşecek olursa, savaşacak olursa, fa'aslihu beynehuma, onların aralarında sulh meydana getirin, barış meydana getirin. Fe in ba'at ihtahuma alal ukhra, eğer bunlardan biri diğerine haddi aşacak olursa, zulmedecek olursa, fe gatilulleti tebghi hatta tefiya ila emrillah, Allah'ın emrine gelinceye kadar haddi aşanla savaşın. Fe in fa'at, eğer dönerse yaptığı zulümden, haksızlıktan, fâslihu beynehumâ bil adl, aralarında adaletle sulhu gerçekleştirin, ve aksitu, ve adil olun. İnnallâhe yuhibbul muksitin, şüphesiz Allah adil olanları sever. Burada realitede olan bir durumu görmekteyiz. Eğer müminlerden iki taife birbiriyle savaşacak, dövüşecek olursa, İki taife denildiğinde iki grup, hatta bu milletler dövüşü gibi zaman zaman o hale de gelebiliyor. Taife hepsini içine alabilen bir ifadedir. Peki bu olur bir şey mi? Acı bir gerçek ama oluyor. Olmaması gerekir fakat oluyor. Ta asr-ı saadete kadar bunun uzantıları var. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonraki dönemde, daha doğrusu Hazreti Osman'ın vefatı diyelim. Hazreti Osman'ın vefatından sonraki dönemde Müslümanlar arasında dahili bir takım fitneler yaşanmış ve o dönemde bazı dahili muharebeler, Sıffin Savaşı ve Cemel Vakası gibi acı olaylar olmuş ve Müslümanlar kendi aralarında savaş hali yaşamışlar. Günümüze geldiğimizde acaba günümüzde de böyle şeyler var mı? Önce ülkemizden başlayacak olursak, mesela ülkemizde sağ sol çatışması. Şimdi sağ sol bunlar nispi şeyler. İcabında sağ dediğimiz kesimde hayat tarzı olarak sol tarzda yaşayanlar da var. Sol dediğimiz kesimde namaz kılanlar da var. Neye göre sağ sol tartışmalı bir mesele. Bu 1980 öncesi Türkiye'de epey kişinin hayatını kaybetmesine sebebiyet verdi. O dönem bunları ülkemiz yaşadı. Ardından Türk-Kürt tarzında bir çatışma, Güneydoğu meselesi, bu gündeme geldi. Hala da bitmiş değil. Bu noktada bir takım sıkıntılar yine devam ediyor. Bir de yine 70'li yıllarda bazıları hatırlarlar. Yani içimizde bilenler vardır. 70'li yıllarda İslami cemaatler arasında zaman zaman adeta meydan muharebesine varacak şekilde bir takım dövüşler, yani Müslüman gruplar arasında, kendi aralarında zaman zaman silahlı çatışma tarzında bunlar yaşandı. Bazı yerlerde ölümler bile meydana geldi.
Bu ülkemizden bir görüntü. Hemen yanı başımıza geçtiğimizde Irak-İran ikisiyle de bizim komşuluğumuz var. Yakın komşularımız devlet olarak. 1979'da İran'da bir inkılap olduktan sonra işte bir takım küresel güçler harekete geçti ve Irak'la İran'ı birbiriyle dövüştürmek, bunun planları yapıldı ve neticede bir takım kimseler oyuna geldi ve savaş oldu. 9 yıl falan bunlar savaştı. İki taraf da La ilahe illallah diyerek savaşıyor. Ve 9 yıl devam eden savaşın faturası 1 milyon civarında Müslüman hayatını kaybetti. 1 milyon. Her iki devlet yine kendi sınırlarında. Zaman zaman sınırı geçmeler oldu ama sonunda barış imzaladıklarında her iki taraf kendi sınırlarında kaldı. O zamanın şartlarında Amerika Irak'ı destekliyor görüldü. Destekledi de. İran'ın da karşısında görüldü. Ancak sonradan bunlar deşifre oldu, anlaşıldığına göre doğrudan İran'a silah satmadı ama paravan şirketler vasıtasıyla Irak'a silahı veren Amerika olduğu gibi İran'a silahı veren de Amerika oldu. İran direkt Amerika'dan almadı ama arada paravan şirketlerle dolayısıyla oradan almış oldu. Ve denildiğine göre işte o yıllarda Amerika'daki silah firmaları rezervleri epey birikmiş, depolar dolmuş ve bunlara piyasa lazım. Peki o günün şartlarına göre en uygun ne olabilir? Tabii meselenin siyasi yönleri de var. En uygun Irak-İran çatışması ve buna göre planlar yapılıyor, buna göre hesaplar yapılıyor. İki tarafı da harekete geçirecek bir takım gelişmeler gösteriliyor. Neticede iki devlet birbiriyle kafa kafaya çarpıştırılıyor. Ve fatura çok ağır. 1 milyon civarında Müslüman hayatını kaybediyor. Tabii nasıl olur insan anlamakta zorlanıyor ama bu bir realite. O günlerde birisi bu savaşı şöyle değerlendirmişti. Irak ve İran birbiriyle savaştı. Savaşı silah satan ülkeler kazandı. Kan tacirleri. Onlar kazandılar ve ekonomilerini düzelttiler. Kendilerine göre Müslümanları biraz zayıflatmış oldular ve bunun faturası gerçekten ağır oldu. Türkiye 1974 yılında Kıbrıs'ta 2 hafta kadar bir savaşın içine girdi. Bu küçük çapta bir olaydı aslında, çok büyük bir olay değil. 2 hafta kadar orada askerlerimiz savaştı. Bunun bile Türkiye'ye ağır bir faturası oldu. Peşinde ekonomik krizler, ambargolar vesaireler, epey bir şeyler oldu. Yani 2 hafta savaşmak bile bir ülkenin böyle ekonomik yönden kötüye gitmesine sebebiyet verebiliyor. 9 yıl savaşmak, hem de küçük bir cephede değil, büyük bir cephede savaşmak, füzelerle savaşmak, Irak ve İran'ın yapmış olduğu. Bu ekonomik yönden bir hesaplanacak olsa, gerçekten o milyar dolarlar, daha onun yükseği nelerse oralara varacak bir durum. Kaldı ki bu gibi şeyler sadece milyar dolarlarla da ölçülmez. Bir kişinin bile haksız yere öldürülmesi, yeryüzünde kan akması acı bir olaydır. Haksız yere bir kişinin ölümüne sebebiyet vermek, bütün insanları öldürmek gibi ayet-i kerimede nazara verilmiştir. İşte evet, bir Müslüman bir Müslümanla dövüşmez ve dövüşmemeli. İşin ideal boyutu bu. Ama dövüşür mü? Dövüşüyor. Savaşır mı? Savaşıyor. Acı bir gerçek. Peki böyle bir durumda ne yapmak lazım? İşte ne yapılması gerektiğini ayet-i kerime ifade ediyor. Eğer müminlerden iki taife birbiriyle savaşırsa aralarında sulhu gerçekleştirin. Yani İslam ülkelerinin kendi aralarında İmandan gelen kardeşliği yansıtacak şekilde bir yapılanması olmalı. Nasıl ki bugün Amerika 50 tane farklı eyaletten meydana gelmiş, tek devlet çatısı altında birleşmiş. Öte yandan AB ülkeleri, Avrupa Birliği ülkeleri, rakam kaç şu an bilemiyorum da, burada da epey devlet var. Öyle ki 1939-45 yılları arasında birbiriyle savaşan ülkeler,
İşte Almanya ile İtalya ittifak ediyor. Fransa, İngiltere gibi ülkelere vuruyor. Avrupa'nın yarısı, hatta çoğu kısmı adeta harabeye dönüyor. Bunlar birbiriyle savaştılar. Çok kanlı bir şekilde savaştılar. Ama şu anda kardeş oldular. Avrupa Birliği'nde aralarında sınırlar kalktı. Eski düşmanlıkları bıraktılar. Bu güzel bir örnektir. Bundan çok daha kuvvetlisini Müslümanların yapması için hem coğrafi nedenler var, hem tarihi nedenler, hem ekonomik nedenler, çok yönlü böyle gerekçeler var. Şu anda İslam Birliği Teşkilatı bunu bir nebze temsil edebilecek durumdadır. Ama tümüyle bunu yaptığı da söylenemez. Henüz böyle kuvvetli bir teşkilat değil. O kadar yaptırım gücü olan bir şey değil. Bediüzzaman'ın İslam Birliği ile alakalı şöyle bir değerlendirmesi var. Diyor ki, bu zamanın en büyük farz vazifesi İttihadı İslam'dır. Bu zamanın en büyük farz vazifesi İttihadı İslam'dır. Peki bu İttihadı İslam neyle olacak? İttihat cehil ile olmaz diyor. İlme dayalı olması gerekir. İttihat demek sınırların kalkması anlamına da gelmez. Suriye kendi sınırında, biz kendi sınırımızda, İran kendi sınırında, daha diğer devletler kendi sınırında kalır. Kendi iç işlerinde yine serbest olur. Ama bir üst çatı olarak, üst kimlik olarak bunlar kendi aralarında şu andaki Arap Birliği ve bir de İslam Birliği Teşkilatı'ndan çok daha kuvvetli bir teşkilatı kurabilirler. Hatta bir İslam ordusu gibi caydırıcı kuvvete sahip bir ordu bile düşünülebilir. Ayet-i Kerime hani bir şey sabit olduğunda levazımatıyla sabit olur. İki taife birbiriyle dövüşüyor. Barış yaptıracaksın. Yapmıyorlar. Müdahale hakkı bile veriyor ayet-i kerime. Haddi aşan haddini bildirmek için onunla savaşın diyor. Bu da gerekli bir donanımı elbette istilzam eder. Bunlar şu an için belki teorik ama olmaz şeyler değil. Avrupa Birliği 100 yıl önce temelleri atılmış, fikir olarak atılmış. Ve 100 yıl boyunca bu görüşülmüş, konuşulmuş, olgunlaştırılmış ve neticede tahakkuk etmiş. Hem de o kadar düşmanlıklara rağmen, o kadar kendi aralarındaki problemlere rağmen bu gerçekleşmiş. Bu fikri ortaya atanlar demişler ki, Avrupa Birliği fikrini ortaya atanlar, Avrupa ülkeleri genelde aynı ırka dayanır. İşte dil olarak dilleri birbirine yakındır, Latince menşeli. Kültür olarak kültürleri birbirine yakındır. Din olarak genelde Hristiyandır. Dolayısıyla bütün bunlar kuvvetli bir birlik meydana getirebilmek için yeter sebeptir. Bundan dolayı her ne kadar isimler farklı da olsa Avrupa tek bir devlet olmalı. Bunu fikir olarak ortaya atmışlar. 100 yıl evvelinde akil adamlar derler ya, akil adamlar bunu ortaya atmışlar. Ve İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bu biraz daha yoğunluk kazandı. Günümüzde de gerçekleştirildi. İslam Birliği tabii yeni bir fikir değil. Mehmet Akif İslam Birliği'nden bahseder. İşte Muhammed Abduh gibi düşünen insanlar İslam Birliği'nden bahseder. Namık Kemal gibi vatanperver insanlar İslam Birliği'nden bahseder. Bediüzzaman risalelerinde tahşidatla bu meselelerden yine bahsediyor. Günümüzün de yine aklı başında mütefekkirleri bunun böyle olması gerektiğini ifade ediyorlar. Ama henüz daha tam istenilen kıvam belki gerçekleşmiş değil. Ama o yolda yol alındığı da bir vaka, bu da sevindirici bir durum. İşte eğer o savaşan iki gruptan birisi haddi aşacak olursa Allah'ın emrine gelinceye kadar onunla savaşın. Ayet böyle bir yetki veriyor. Caydırıcı bir kuvvetin, hatta savaşacak bir kudretin olması lazım. Ve o haddini aşmaktan vazgeçtiğinde o zaman aralarında adil bir şekilde barış yapın. Şu anda Arap dünyasında liderlere karşı, despot idarelere karşı halk hareketleri var. Bunlar kitle hareketlerine dönüştü. İşte Tunus, Mısır, Suriye'de şu anda kısmen bir takım durumlar, Yemen, belki ileride daha başka yerler. Bütün bunlara baktığımızda hemen hemen tamamında ortak olan özellik saltanatla yönetilmeleri, tek parti sistemiyle yönetilmeleri, başta belli bir şahıs veya belli bir zümre bunlar ülkeyi idare ediyor.
vatandaşın idareye müdahale hakkı yok, seçme hakkı yok. Tek parti olunca ister istemez baştakiler kimi göstermişse onlar seçiliyor. Halbuki dünya artık bunlar aşmış durumda. Dünyanın hemen her tarafında halk kendi idarecilerini seçme hakkına sahip ve bir de seçilme hakkına da sahip. Yani sade bir vatandaş rüştünü ortaya koyduğunda bir partinin lideri olur ve günün birinde başbakan olur, cumhurbaşkanı olur. Önü açık. Ama tek parti sistemlerinde böyle değil. Mesela yakın komşumuz Suriye'de Hafız Esed öldüğünde oğlunun şartları cumhurbaşkanlığına uygun değildi. Şimdiki Beşar Esed'in yaşı tutmuyordu. 40 yaş gerekiyor. O 34 yaşında falandı. Hemen konsey toplandı. Anayasayı kendilerine göre değiştirdiler. Ve 34 yaşında da cumhurbaşkanı olunabilir. Bunu getirdiler. Ve babanın oğula saltanatı devam ettirdiler. Libya'da adam 41 yıldır ülkeyi idare ediyor. Yaşlı artık. Ama peşine oğlunu hazırlıyor. Peşinde de oğlu bir 41 yıl belki idare edecek. Mısır'da bir mübarek vardı. Oğlunu hazırlıyordu. Orada o devam edecekti. Ama buradaki insanlar artık televizyonlarla, internetle, medyayla dünyada neler olduğunu görüyor. Bundan dolayı da neden bu güzellikler bizim ülkemizde de olmasın diyorlar. Ve bundan dolayı da bu kitle hareketine dönüşebiliyor. İşte bu gibi yerlerde bir takım çalkantılar olduğunda, şu anda İslam ordusu şeklinde ifade etmeye çalıştığım şey, eğer yürürlükte olsa dünyanın öte ucundan Amerika gelip müdahale etmez, etme hakkına sahip olmaz. Eğer bir müdahale yapılacaksa bu müdahaleyi bu bahsettiğimiz İslam ortak kuvvetleri yapar ve meseleyi bitirir. Mesela Irak'ta Saddam gitmeliydi. Amerika'nın eliyle değil de kendi halkı bunu yapamıyorsa böyle merkezi bir kuvvetle o adamın zulmü bitirilmeliydi. Fakat diğer türlü siz bunu yapamadığınızda Amerika dünya benden sorulur diyor. Dünyanın jandarması benim ve her tarafa kendine göre bir müdahale hakkı görüyor. Veya sebepler pek müsait değilse bile ona göre sebepler hazırlıyor. Kendine göre gereğini yerine getiriyor. Ben bu noktada şunu da ifade etmiş olayım. Kur'an-ı Kerim bize öyle yüksek hedefler çiziyor ki biz bu hedefleri anlayabilsek, nesillerimize anlatabilsek hakikaten bizi motive eder, önümüzü açar, ufkumuzu açar ve bizi en ileriye doğru götürür. Mesela ayette şöyle geçiyor. Ve entumul a'levne in kuntum mu'minin. Eğer mümin iseniz en üstün sizsiniz. En yüksek olan sizsiniz. Bu şu anlama gelir bir yönüyle. Yani müminler en üstün olmalı. Her yönden en üstün onlar olmalı. Bir başka cihet. Katiluhum hatta la tekuna fitne ve yekuna dinu kulluhu lillah. O ehli küfürle din tümüyle Allah'ın oluncaya ve yeryüzünden fitne kalkıncaya kadar savaşın. Burada dinin tümüyle Allah'ın olması zorla herkesi Müslüman yapmak anlamında değil. Çünkü la ikraha fiddin, dinde zorlama yoktur. Ama nedir burada nazara verilen? Burada nazara verilen durum şu. Allah'ın dini dünyanın her tarafında tebliğ edilebilmeli. Her yerde Müslümanlar rahatlıkla İslam'ı yaşayabilmeli. Bir de fitnenin kökünü kazımak. Yeryüzünden fitneyi tümüyle kaldırmak. Şimdi dünyanın diyelim çok uzak bir ülkesinde bir takım haksızlıklar oluyor. Eğer siz çok muazzam bir kuvvete sahipseniz sizden yardım talebinde bulunurlar. Ve siz oraya müdahale edersiniz. Oradaki fitneyi kaldırırsınız. Bundan illa Müslüman olması da şart değil. Oraya yardımcı olursunuz. Mesela Kanuni Sultan Süleyman zamanında Osmanlı çok güçlü kuvvetli bir devlet. Günümüzün Amerika'sı kuvvet noktasında. İşte Alman-Fransız sınırında Fransızlar zaman zaman Alman sınırını geçip oradaki köylülerin mahsullerine el koyuyorlarmış. O bölgedekiler Osmanlı'ya elçi gönderiyorlar ve Kanuni'den yardım istiyorlar. Kanuni Sultan Süleyman doğrudan oraya asker göndermiyor. Donanma falan da göndermiyor. Oraya Yeniçeri elbiseleri gönderiyor. Diyor, bu elbiseleri kendi askerlerinize giydirin.
Sınır boylarında da şöyle biraz onlar yürüsünler. Fransızlar bunları görünce Osmanlı buraya gelmiş derler. Artık bundan sonra size yan bakamazlar. Hani kabadayılık vuruştan ziyade duruştur derler ya. Bir duruş orada yetiyor ve mesele bitiyor. Ve o gün bugün oradakiler Osmanlı'ya minnettarlarmış. Bunu bir hatıra olarak yeni nesillere naklediyorlarmış. Burada Osmanlı'nın yaptığı bakın bir istila değil. Yani bazı devletler güçlü olduğunda istila ederler. Yardım isteyenlere evet giderler ama orada da kalırlar. Osmanlı öyle yapmıyor. Oradakilere yardıma gidiyor. Bunun çok güzel örnekleri tarihte başka olaylarda da görülebilir. Bir başka mesela ayet konumuzla alakalı. اَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ Gücünüzün yettiğince onlar için kuvvet hazırlayın. Ve min ribatil hayl. Savaş atları hazırlayın. Türhibune bihi aduvvallah ve aduvvakum. Bununla hem Allah düşmanlarını hem de kendi düşmanlarınızı korkutursunuz. Burada da Müslümanların caydırıcı kuvvete sahip olması nazara veriliyor. Yani Müslümanlar muazzam bir kuvvete sahip olmalı. Min kuvve elif lamsız gelmiş. Buradan hareketle deniliyor ki her türlü kuvvet. Mesela bugün medyada bir kuvvettir. Ve büyük bir kuvvettir. İktidarları alaşağı edebiliyor veya bazılarını iktidara getirebiliyor. Davasını anlatma noktasında epey bir fonksiyonu var. Bu da bir kuvvettir. İyi yetişmiş insan, bu da bir kuvvettir. Ekonomik güç deniliyor. Hani bir yerden para alan emir de alır derler. İşte bazı büyük ülkeler başka yerlere yardım ediyor ama ardından bir takım emirler de veriyor. Ekonomik güç, o da bir güçtür. Müslümanlar demek ki her türlü güce sahip olmalı. Savaş atları diyor. Ve min ribatil hayl. Savaş atları, günümüzün tankları da savaş atıdır. Öte yandan uçaklar savaş atıdır. Peki bu gücü kuvveti elde ettik. Savaş atlarımız var. Atlarımıza binip işte mehter eşliğinde dünyanın her tarafını istilam edeceğiz. Öyle değil. Yani durup dururken başka yerlere sataşmak o Müslümanlara yakışmaz. Ama diyelim ki dini hürriyetlere izin verilmiyor veya bunlar başkalarına zulmediyorlar. Bu gibi durumlarda elbette bir müdahale hakkı doğuyor. Oralarla alakalı değerlendirmek gerekir. Şimdi Amerika yeni dünya düzeni adını vermiş. İşte dünyayı kendine göre şekillendirmek, belki bazı ülkelerin haritalarını falan değiştirmek. Bu manada adamların planları var ve adım adım hedeflerine doğru gidiyor. Yani elin oğlu yapar mı? Yapar. Kendine göre planını yapar. Müslümanlar olarak Müslümanlar boş mu duracak? Durmaması gerekir. O öyle plan yapıyorsa Müslümanlar da Kur'an'a dayanarak Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam hadislerine dayanarak elbette strateji geliştirmekle mükellef. Bu da bu şekilde dini iyi bilmekle ve gereğini yapmakla gerçekleşecektir. Son ayeti okuyorum. İnnemel mu'minûne ihve. Müminler ancak kardeştir. Veya vurguyu biraz şöyle yapacak olursak. Ancak müminler kardeştir. Gerçek manada kardeşlik, imandan gelen kardeşliktir. فَاَصْلِهُ بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ İki kardeşinizin arasını sulh ile düzeltin. Aralarında sulh yapın. Yani iki insan, iki taife veya iki millet. Bu hepsini içine alan bir ifadedir. İki kardeşinizin arasında sulhu gerçekleştirin. وَاتَّقُوا اللّٰهِ Ve Allah'tan korkun. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Ola ki bu şekilde merhamet edilirsiniz. Allah'ın rahmetine nail olursunuz. Bunlar içtimai konular. Elbette İslam'ın içtimaiyata bakan pek çok hükümleri de var. İşte bunlardan birisi dinden gelen, imandan gelen kardeşlik. Ve bu kardeşlik bizi bir araya getirecek çok kuvvetli bir bağ. Mesela tuğlaları düşünün veya taşları. Bunlarla bina yapılıyor. Ama çimentoyla da bunları birbirine birleştiriyoruz. Bir çimento olmadan üst üste koymakla sağlam bir bina olmaz. İşte iman hepimize nüfuz eden bir çimento misali adeta bizleri bir araya getiriyor. Kuvvetli bir İslam binası meydana geliyor. Böyle olmakla beraber
Eğer biz İslami kaynaklardan beslenmek yerine başka kaynaklardan besleniyorsak, Müslüman olduğumuz halde fikrimizde, iç dünyamızda unsuriyetperverlik olabilir. İşte bazı milletleri daha üstün görme, bazılarını hakir görme gibi durumlar olabilir. Bu İslam'ın öngördüğü bir şey değildir. Nefsimizden kaynaklanan veya kötü bir takım değerlendirmelerin etkisi altında kalmaktan kaynaklanan bir durumdur. İslam'a göre değerlendirdiğimizde, Kur'an'ı bir akılla meseleye baktığımızda herhangi bir problem kalmayacaktır. Ve gerçekten gerek ülkemizde, gerek İslam dünyasının coğrafyasının tamamında dahili problemler birer birer halledilecektir. Cenab-ı Hak bütün bu gibi problemlerden kurtulmayı hem bize hem diğer İslam alemine hem bütün insanlığa nasibin müyesser eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.